İnsanın kulak oluşumu 8. haftada anne karnındayken başlar ve 24. haftada tamamlanır. Bundan sonra bebek dışarıdan gelen tüm sesleri duyabilmektedir. Sesin seviyesini ölçmede kullanılan birim desibeldir. İnsan kulağı aralarında 1 desibel fark olan sesleri bile ayırt edebilir. Kulağımız 0 ile 140 desibel sesleri algılar. Konuşma sesi ortalama 60 desibeldir. Peki başkalarının sesi bize neden ortam farkı gözetmeksizin hep aynı gelirken, kendi sesimiz ses kaydı oluşturduğumuzda neden farklı gelir? Ses havada gözle görülmeyen dalgalar halinde yayılır. Kulak kanalına ulaşan ses dalgaları, iç kulağın işitsel kısmı olan kokleaya ulaşır. Koklea, algılamış olduğu sesi sinir hücreleri ile beyne iletir ve ses duyulmuş olur. Bu aynı zamanda karşı tarafın algıladığı sestir. Kendi sesimizi herhangi bir ses aracı ile dinlediğinizde ses bizim değilmiş gibi gelir. Bunun sebebi ses dalgalarını oluşturan ses tellerimiz titreştiğinde aynı zamanda boynumuzdaki ve başımızdaki kemikler tarafından da sesin iletilmesidir. Kokleaya titreşimlerle ulaşan bu sesin frekansı havada yayılan sesin frekansından daha düşüktür. Ve biz kendi sesimizi İki farklı yolla gelen ses dalgalarının birleşimiyle algılarız. İşte bu yüzden kendi sesimizi duyduğumuzda garipseriz. Ses kayıt cihazları aynı diğer insanların bizim sesimizi algıladığı gibi havada yayılan ses dalgalarını algılar. Eğer kendi iç sesimizi duymak istiyorsak kulaklarımızı sıkı sıkıya kapatmalıyız. Duyduğumuz ses titreşimlerle oluşan kendi iç sesimizdir. Peki ya biraz daha geniş düşündüğümüzde, dünyadaki tüm sesler uzaydan nasıl duyulmaktadır? NASA'nın uzay araçlarıyla kaydettiği, uzay boşluğundan çekilmiş olan dünyanın sesini sizlerle paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.